Teşekkürler. Aşkım, nasılsınız? İyisiniz? Şöyle içerimizde size hemen toplanalım. Çok teşekkür ederiz. Efendim, biz teşekkür ederiz. Başkanım, hayırlı. Sizin adınıza meclis toplantısında öyle bir şey yaptım, bir konuşma yaptım orada. Tabii kendi kendime düşündüm ya, bir taraftan bir taraftan Yusuf. Malum siz de aynı şekilde ilgilenen meclis üyeliği, gençlik kolları. Tabii. Bizim meclis üyelerinden Recep Bey gelmiş, Bayram Sağ olsun Bey abi. Gelmiş. Ben öncelikle Pamukkale Belediyesi olarak çok ayrı bir mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü bir mesai arkadaşımızın, bir yol arkadaşımızın, Türkiye'nin en önemli siyasi partilerinden, en önemli hareketlerinden, en önemli dava temsilcilerinden birisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak Pamukkale Belediyesi meclis üyesi olarak da beraber çalıştığımız bir yol arkadaşımızın belirlenmesi ayrıca bizi çok mutlu etti. Zaten uzun yıllardır sizin çalışmalarınızı sürekli takip ediyorduk. Hem özel hayatınızda, hem de siyaset hayatınızda, hem de içtimai hayatta, toplumsal hayatta her zaman vatan için, bayrak için, millet için mücadele eden, gayret gösteren, fedakarlık yapan bir yapıya sahiptiniz bu şekliyle. Her ne kadar saçlar biraz böyle yaşı farklı gösteriyor olsa da esasen genç. Çünkü aynı yaşlardayız. Genç yaşlarda da böyle bir göreve layık görülmesi çok önemliydi. Ben başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, onun Genel Başkan Yardımcılarına, aynı zamanda buradaki Milliyetçi Hareket Partimizin çok kıymetli teşkilat mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Buradan onlara da şükranlarımızı arz ediyorum. İnşallah görevinizi de layıkıyla, başarılı bir şekilde, ekibinizle birlikte yerine getireceğinizden hiçbir kuşkumuz yok. Hayırlı mübarek olsun. Sağ olun, memnun etti. Tekrar bir kez daha şansınıza, belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımıza, Cumhur İttifakı'nın değerli mensuplarına bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle il başkanı olarak atanmış bulunmaktayız. Göreve gelir gelmez malum bir gerek ilçe programlarımız, gerekse parti içi çalışmalarla ilgili yoğun bir program içerisinde bulduk kendimizi. Ve hala aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Öncelikle Cumhur İttifakı çalışmaları sürecinde 2019 yerel seçimlerinde sizlerle birlikte bu çalışmayı beraber yürütmüş olmak ve bu çalışmada sizinle beraber Pamukkale ilçemizde başarıya ulaşmış olmanın ayrı bir onurlu gururunu yaşadım. Bu gururla beraber sizlerle, sizin yönettiği idarenizdeki bir Pamukkale Belediyesi'nde marka bir belediyeciliği, Türkiye'de ses getiren ve dünyaya, Denizli'nin dünyaya açılan kapısı olan Pamukkale gibi gerek tarihi, gerek kültürel yönleriyle bir ilçemizin belediye başkanının meclis listesinde olmak, ben de son derece onur ve gurur duydum. Bize olan bu teveccühü sebebiyle de size bir kez daha ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyecilik çalışmalarınızda da gerek seçim sahasında da her zaman yanınızda olduğumuzu, sonuna kadar sizi desteklediğimizi zaten sözlü olarak dile getirmiştik. Fiiliyatta da belediye meclis çalışmalarında ya da belediyemizle ilgili Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale'de yaşayan insanlarımızın huzur, mutluluğu ve belediyecilik hizmeti anlamında onlara faydalı olacak her türlü işe imza atacağımızı, destek vereceğimizi zaten ifade etmiştik. Bu süreçleri sizinle beraber yaşıyor olmak ve Pamukkale Belediyesi'nin sıkıntılara bir şekilde sizinle beraber çözüm arayışı içerisinde bulunuyor olmakta ve bu ekibin bu kadronun içerisinde yer almış olmaktan son derece gurur ve mutluluk duydum. Sizinle çalışmak, sahada olmak, sizinle belediyecilik hizmetlerini icra etmek bizim için ayrıca onur ve gururdu. Bu gururu yaşıyor olma fırsatını herkese nasip olmayacağını diyorum. Bu da Yüce Allah'ın takdiridir sizlerle beraber siyasette yol arkadaşlığı yapmak. Kaderde kısmette ve öncelikle yine kader kısmet diyelim. Yine genel başkanımızın takdiriyle bu göreve uygun görüldük. Biz bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye, şu an bulunduğumuz durumdan her geçen gün bir adım daha öteye götürmeye söz verdik. Azim ve kararlılıkla bu yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.
Şahsınızda öncelikle Pamukkale ilçemiz sınırları içerisinde gerek belediyecilik anlamında, gerekse beşeri insani ilişkiler noktasında, gerekse Cumhur İttifakı mensuplarının parti çalışmaları anlamında 2023'e giden Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhur İttifakı'nın tekrar ülkemizde başarıya ulaşması için ilçemiz sınırları içerisinden başlama kaydıyla ulaşılacak her türlü insanımız, herkesin de kapılara, gönüllere girmek gerekiyorsa sizinle birlikte olduğumuzu, sizi son derece sonuna kadar desteklediğimizi ve Cumhur İttifakı'nın ilke ve kurallarına son derece bağlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu ziyaretin sebebiyle sizlere bir kez daha beraber çalışma arkadaşlarımıza ve Pamukkale Belediyesi'ndeki çaycısından odacısına kadar tüm arkadaşlarımıza da selamlarımı, şükranlarımı bir kez daha huzurlarınızda iletiyorum. Sizlerle olmaktan, sizlerle beraber çalışmaktan ayrıca mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Saygılar sunuyorum.